Buraya vlog olarak gelmeyeli o kadar zaman oldu ki. Hatta zaten piercing videolarını da atalı daha ne kadar oldu. Ne haber? Ne yapıyorsunuz? Umarım keyifler yerindedir. Ben hayatımda çok garip bir dönemdeyim. Aslında çok sosyal bir insanım ama olmadığımı da fark ediyorum falan. Bu yaz hiç tatile gitmedim. Sebeplerini biliyorum. Konuşacağız. Bu akşam sizinle konuşacağız. Ama içerik üretmeyi özlüyorum. Seviyorum da yaparken eğleniyorum da. Çalışıyormuş gibi hissetmiyorum. Ama genel olarak çalışıyorum yani. Döneceğim. Yavaş yavaş buna inanıyorum. İşte bugün bu makyajın amacı buydu. Saçımı başımı dağınıklığın amacı. Sebebi daha doğrusu bu. Instagram'a işte TikTok'a falan birkaç video çektim. Birkaç dediğim 20-30 tane çekmişim. Yani bir oturuşta benim yaptığım bu çünkü. Bir oturuşta hepsini çekiyorum. Sonra ay içine yayıyorum. Yaptığım şey bu aslında. Bu makyajın da sebebi bu. Saat 6:30. Şu anda duvar kağıdımın güzelliğine bakar mısınız? Neyse dışarı çıkmak istiyorum yemek yemeye. Ben böyle bu sene özellikle ondan önce de çok severdim ama bu sene aşırı yoğunlaşan bir fine dining sevdam var. Neden bilmiyorum. Hep böyle lüks değil bence ama daha böyle yapan hani böyle özellikle hazırlandığınız etkinlikler falan. Dışarı çıkmak istiyorum. Çok sevdiğim Suadiye'de birkaç mekan var. Sonra gitmek istemedim. Bu terazi burçluluğumun korkunç seviyesi yani. O fine dine'ı mümkün olduğunca eve getirip evde bir şeyler yapmak istedim. O yüzden bir alışveriş yaptım hemen. Küçük bir alışveriş. Onu size göstereceğim. İki yemeği birlikte hazırlayacağız. Güzel bir akşam vlogu. Bol bol sohbetli bir vlog olacak. Gelin o zaman hemen önce şeyi göstereyim size, yaptığım alışverişi göstereyim. Ondan sonra şu makyajı çıkarıp saçımı kremlemem lazım. Çünkü saçma bir halde yani. Hadi gidelim. Alışverişimizdeki asıl olay. Fine dine'ların olmazsa olmazı bir tek makrolarda satılıyor. Ama bir baktım bizim burada modadaki şeyde, Umut mu buranın adı? Aynen Umut. Umut'un market, Umut'da. Burada. Nasıl çıkacak hiçbir fikrim yok. Asıl olayımız bu. Mozzarella ve şey var içinde. Kremden yapılan bir İtalyan peyniri. Ürünümüz San Pellegrino diyebiliriz bence. Pellegrino. Evde zaten makarnamız var. Hiç böyle şeyler yapmak istemedim. Bir salçalı makarna yapacağım. Yanına çilekli melekli bunu hazırlayacağız. Birlikte yapacağız hiç merak etmeyin. Burrata'nın yanından çıkan tat salçamız. İki yavrucağımıza bir takım şeyler. San Pellegrino yerine şarap alacaktım bu arada. Dedim ki şarap içebilirsin. Beni odaklayacak mısın? Hı. Şarap içebilirsin dedim. Sonra online satışı olmadığını gördüm. Çünkü bu yemeğin yanına güzel bir şardone giderdi. Ama bir baktım online satışı yok. Ve bilin bakalım kim alkol almak için evden dışarı çıkmayacak. Doğru bildiniz. Memnun oldum. Gelin gidin. Makyajımı temizleyelim. Purist ya Purifying Oil Cleanser with Postbiotics kullanacağım. Ama önce şu saçımdan bir kurtulalım. Bu nem nedir? Dostlarım ve dostlandıklarım. Benim bu melaikeliğim. Bu beyazlı şaka mı? Maşallah kız. Kalanları hafifçe alıyorum ya. Gerçekten çok yumuşatmış oluyor bence. Okay, it's all good. Ama en sonda şey yapmak istiyorum. Kere silip üstten kapatıcı mapatıcı bir şey kaldıysa diye. Yapmayacağım. Cilt bakım yapmayacağım. Sadece su sıkacağım. La Roche'un termal suyu. Şunu sıkacağım. Çünkü akşam dışarı çıkacağım bir park çalışmam lazım. Rezalet konular. Yarın direksiyon sınavım var. Benim yaptığım salak saçma hareketlerden işte başımıza gelen bir takım başka şeyler aşkım. Neyse halledeceğiz. Düşünmeye, konuşmaya gerek yok. Yarın direksiyon sınavım olduğu için ve ben ilk direksiyon sınavıma gitmeden gideceğim gün uyuyakaldığım için böyle bir rezalet durumu oldu. İkinciye giriyorum. Neyse ki bir kalma geçmişim olmasındansa hiçbir geçmişim olmamasını tercih ettim. Şey sanki vize ama Schengen'e başvuruyorum. Parklara falan unuttum. Hangi duvada neyi duruyorsun falan. Biliyorsun komisyon orada ezbere yapmanı istiyor çünkü. Ne kadar deneyimli bir şoför olsan da. Yok o duva, yok böyle girdin, yok falan girdin. Önceki ilk aldığımda komisyonda hiç öyle bir sıkıntım yoktu çok şükür. Ama ben bir trafik magandası olduğum için böyle bir şeyin imkanı yoktu zaten. Biraz nemlensin, bitenine gelsin diye. Bu La Roche'un Thermal Spring Water. Sensitive skin. Calms and reduces skin irritation'ını sıkacağım. Give it a shake and then spray. Kaşlarımı açma vakti gelmiş. Şimdi gelelim uzun lafın kısasına. Makarna pişene kadar bunları dolaba kaldıracağız. Burrata'ya bir bakmayı ne derim. Son kullanma tarihi STT 30.07 demez mi? Kız bir hafta. Oh
My God. Dolabımız açıl susam açıl, hiçlik içinde ama. Ve yapacağımız birkaç tane daha güzel şey var. Bu güzel şeylerden biri de benim yine restoranların birinde gördüğüm, lokanta demez miyim? Etrafına çilek serpme rezaleti. Bunu deneyeceğiz ama hiç beğenmemiştim. O yüzden belki de denemeyiz. Çileklerde pek canlı durmuyor. Biraz geberik bir moddalar. Burrata'nın yanına burgu yapıyor olacağız. Makarnamız pişerken biz de domateslerimizi doğrayacağız. Yani aslında şeyin, buratanın altını yapıyor olacağız. Yatağını. Şimdi. IKEA'dan aldığım şöyle küçük bir elim kadar bir tabağımız var. Bunun içine doğrayacağız. Ki buratayı da tam ortasına yerleştireyim. Dolayısıyla bunları böyle ortadan ikiye. Salak da bu tabakta ona mama yaşmama veriyorum. O zannediyor. Bunlar sanki görece biraz daha büyük gibime gelmekle birlikte. Yani ne yaptığımı bilmiyorum. Bunu unutmayalım. Bu önemli bir detay. Siz acaba şuraya konumlandırsam burada durabilir misiniz? Wow! Amazing angle! Böyle bir çeri domateslerimiz var. Uğradığım kadarıyla bu çeri domatesin üzerinde biraz zeytinyağı var. Biraz da baharat hatırlıyorum. Hatırladığım tamamen bundan ibaret. Ama mesela buratayı koyduktan sonra mı zeytinyağını dökmeliyim? Bence koyduktan sonra. O zaman şöyle bir harekette bulunalım. Zaten bunu dolaba koyacağız, tamam mı? Buratayı çıkaralım izninizle. Ve her tarafımıza suyunu döktü. Böyle kocaman ve çok haşlanmış bir yumurta gibi görünüyor. Yumurta dediğim buydu işte. Olmuş gibi de olmamış gibi de bir makarnamız var. Ve ben olmuş gibilerden ama olmamışlardan hiç hoşlanmam. O yüzden bu işi biraz daha beklemeye alıyoruz. O sırada biz şu fakire izninizle bir yaş mama verelim. Çünkü bu fakir sabahtan beri bu yüzden bağırıyor. O tabak sesini tanıdığı için. Bakın şimdi, hazır mısınız? Amazing. Evinizin çevresinde bir makro center varsa ya da böyle daha artistik şeyler. Neden bizde bu bir peynir, anladın mı? Neden artistik sayılan veya sadece fine dine geçen yerlerde yenilebiliyor? Ya da neden bu kadar yani? Çok da bir şey değildi gerçi. Çok da bir şey değil dediğimde bu alıştığımız pahalılık seviyesine bakın. Rezalet bir durum. İzninizle yemeğe ve Arapka deyimden San Pellegrino içmeye gidiyorum. Nasıl oturabilirim? Oturabilirsin. Saat 12.30 ve şu an eve geldim. Çünkü işte annemlere gittik. Döndük burada park yerinde, daha doğrusu ne bu yerin adı? Savaş alanı dermişim. Sınav alanında. Ben o dubalarla park etmeye de sıkıntı yaşadığım için aslında yaşamıyorum ama araba daha büyük olduğu için, sedan bir araba bizdeki. Hatchback arabayla aynı parkı yapamıyorsunuz. Mantıklı geliyorsa söylediklerim şu an. Ondan sonracıma ve hep hatchback öğretiyorlar size. Ben de bunun saçmalığını anlamadım. Mesela hep sınavda hatchback öğreniyorsun, sonra sedan aslında araban, onda zorlanacaksın, onda da... Neyse, yavaş yavaş deneye deneye olur. Her neyse, uzun lafın kısası 3 saat orada park yapmaya çalıştım, bilmem ne zar sürt. Ondan sonracıma paralel parkta hiçbir problemim yok, sadece L'de. Ya o dubalar, hani ezbere yapman gerekiyor ya, birinci dubayı işaretle, ikinci dubayı bilmem zar sürt. Orada sıkıntılar yaşadım çünkü paralel parkı zaten hep günlük hayatımda park ettiğim için tık tık hiçbir problemim yok onda. Ama o L park... geberik bir durum. Yağmuru bıraktım, eve geldim. İki sokak aşağıya arabayı park ettim. Güvenli bölge diye, orada yer olur bu saatlerde diye. Direkt oraya girdim.
Sonra yürümeye başladım. Sokağa bir girdim. Benim evimin sokağına. 2 hatta 3 arabalık boş yer var. Çok büyük gelmeyebilir gözünüz şu an söylediğim. Ama oraya görünce ki bendeki hayal kırıklığım. Hatta dedim ki acaba getirsem mi arabayı buraya koysam. Sonra dedim ki o zaman geldiğimde de buraya park etmiş olsalar. Sonra ben geri oraya dönsem arabayı çıkardım ya da sonra orada park etmiş olsalar. Sonra ben aşağı İspark'a gitmek zorunda kaldım falan. Kafamda 3 salise içinde 3000 senaryo oluştu. Ve dedim ki pek saçma sapan konuşma, evine yürü zaten gelmişsin. Ama demek ki neymiş, kolay yol diye biraz daha uğraşmaktan vazgeçmemeniz gerekiyormuş. Ki daha güzel ve daha kolay yolların kapısı açılsın diye ben, Yunan filozofu. Suratıma baksana zaten. Gidip gelmişim yani. Çok yoruldum. Oley park. Neyse, bütün işkencemiz yarın bitiyor. O yüzden hiçbir problemimiz yok. Ve devam. Sadece tonikle sileceğim yüzümü, zaten yıkamıştım. The Purest Solutions. Neyi bu? Salicylic Acid Toner. Toner demez miyim? Tamam. 101 saat uğraştık ya o L Park'ta. Neyse, araba büyük diye herhalde. Bakacağız yarın. Aynen öyle bakacağız. Hadi bye. Bye. Tamam hadi bye. Bye. Yatakta bir tane böcek var herhalde. Yani benim değişik yerlerim ısırılmış. Hani bu bir sinek ısırığı değil ama bir böcek ısırılması bir şey. Muhabbet hakkında konuşmak ya da bunun doğruluğundan emin olmak istemiyorum. Ama olabilir yani. Yüzümü yıkadım dedim de yüzümden çıkan pislik rezaleti şu an. Burnumun kenarları. Bu piercingler yüzünden oraları tam temizleyemiyorum. Yarın zaten sınavım 11 kaçta? 20, 11.50'de, 12'ye doğru, 11.50'de mi ne? O yüzden erken giderim. Bakarım millet neyi nasıl yapıyor. Oldu da bitti maşallah. Şu kaşlarımı kesin açmam lazım. Baksana bu hayalet. Timsinin içinde. Hadi saçım neyse. Daha saçımla birleşince birden daha böyle bir söylemek istemediğim şeyler görüntüsü oluyor. Ve bu piercingin sürekli dönmesi. Tanem diye. La Roche'un bu nemlendiricisini kullanacağım. Bugün cuma. Neyse ki kadarmışım kendime. Dışarıda olmamak çok garip. Bu saatlerde özellikle. Çıkmaya hazırlanmamak. Bu nasıl kızıldık ama? Acaba mesela yanlış mı seçimler yapıyoruz? Gerçi kime göre, neye göre, kim neye yaşamak isterse ona göre onun doğrusu ve yanlışı oluyor. Herkesin de farklı. Ama mesela ben genel olarak yanlış mı tercih yapıyorum? O da olabilir. Neyse, konumuz bu değil. Konumuz bu sürdüğünüz nemlendiricileri şu şekilde sürmeniz gerektiğiymiş. Yüzünüzü yani şöyle şöyle değil de yuvarlak yuvarlak değil. Bu şekilde çekiştirerek. Yüzümün hemen kızarması. İzninizle ben yatışa geçer. Biraz kitap okuyacağım. Bundan sonra cuma izninizle yatmaya gidiyorum. Bana şans dileyin. Şans dilemenize gerek yok. Ben zaten bir trafik magandası olduğum için sınavı geçememem gibi bir şey zaten söz konusu değil. Bunun böyle bir yaşanması gibi bir şey söz konusu değil. Beni bırakmak istemeleri lazım o sınavdan kalmam için. O yüzden hiç korkulacak bir şey yok. Hiç üzmeyin kendinizi. Hiç endişelenmeyin benim için. Çünkü yarın magandalığımı görüyor olacaksınız. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bye.